Herkese merhabalar, ben GSL Mühendisi Ersin Çiftçi. Bu videoda RobustOS Pro işletim sistemine sahip routerlarla Node.js üzerinden bir uygulama geliştirme kolaylığını göstereceğim. Bunun için örneğimiz Node.js kullanarak Modbus alarmı ile tetiklenen bir e-mail atmayı kurgulamak olacak. Seri cihaz gibi davranacak bir bilgisayarım, bir seri dönüştürücüm ve RobustOS Pro yazılıma sahip bir RobustOS routerım var. Bu RobustOS'un içine öncelikle Node.js'i kurmuş olmamız gerekiyor. İlk adım olarak bilgisayarımızı bir seri cihaz olarak kullanabilmek için Modbus Slave uygulamasını kullanıyorum. Slave Definition kısmına gelerek Slave ID'sini, Register'ı gibi Slave parametrelerini buraya giriyorum. Ardından Connection sekmesine gelerek Connection tipimi seri port, arada bir seri dönüştürücüm olduğu için onun bağlı olduğu COM portunu seçiyorum. Ardından seri parametrelerini burada belirledikten sonra bağlantımı kuruyorum. Ardından Node.js'e gelecek olursak Node.js'te Modbus Alarm generate edebilmek için öncelikle Modbus okuması yapmamız gerekiyor. Modbus okuması yapabilmek ve e-mail atabilmek için de bazı ekstra nodlar indirmemiz gerekiyor. Bunları buradan install kısmından Node.js, Modbus ve Node.js Node e-mail'i buradan ücretsiz şekilde indirebiliriz. Ben daha öncesinde indirdiğim için devam ediyorum. Buradan Modbus okuması yapabilmek için bir Modbus read bloğu kullanıyoruz. Buraya Modbus Slave'de tamamen belirlemiş olduğumuz seri parametrelere giriyoruz. Ardından seri parametrelerini girebileceğimiz kısmı açıyoruz. Buradan bağlantımı seri. Buraya hangi COM portundan bağlıysak onu yazıyoruz. ESP yerine buraya RPU. Daha önceden bölüm için belirlemiş olduğumuz baud rate'i giriyoruz. Diyerek buraya okumak için bunları eklemiş oluyoruz. Bunun testini yapabilmek adına bir debug bloğu bağlayıp deploy diyorum. Modbus read bloğu bağlandı. Ardından buraya da buradaki parametreyi değiştirerek buradan okuma yaptığımı görebiliyorum. Bu okuduğum verileri anlamlandırmak ve buna göre mail atabilmek için buraya bir function bloğu bağladım. Bu function bloğunun içine çalıştığı kısma daha önceden yazmış olduğum gelen veriyi karşılaştırıp eğer gelen veri birden büyükse bir Modbus alarm maili atacak şekilde bir kod yazdım. Bunu kendi gelen verilerinize göre gelen veriyi anlamlandırıp istediğiniz şekilde mail atabilirsiniz. Ardından e-mail atabilmek adına da buradan bir e-mail bloğunu da kullanıyorum. Ve mail atmak istediğimiz mail yazıyoruz. Mail serverının portunu, mail atacağımız maili ve kullanacağımız şifreyi de buraya giriyoruz. Girdikten sonra deploy diyerek alındıktan sonra buradan birden büyük bir değeri yazdırarak maili göndermeyi sağlıyoruz. Mail gönderiminde mailimize girerek buradan yeni gelmiş olan maili açarak olan şeklinde gelen mailimizi de bu şekilde görebiliriz. Demomuz bu şekilde. Gelen seri verisine göre RobustOS router'ımızın üzerine kurmuş olduğumuz Node.js içine tanımladığımız fonksiyonla bir e-mail attık. Basitçe tanımlayacak olursak siz de bu şekilde tanımladığınız function'ın içine, yani bu function'ın içindeki bu kodu değiştirerek, parametreleri değiştirerek istediğiniz parametreleri istediğiniz şekilde anlamlandırıp bir alarm maili atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buna benzer videoları izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz.